12. Mektup Ben, şahıslardan soyutlanmış, ilkeler masalına inananlardan değilim. Sıcak ve aktif bir inanç olmaksızın ilke ne işe yarar ki? Sıcak ve aktif bir inanç da insan kalbinden başka nerede bulunur ki? İlkeler ve fikirler, özleri itibariyle aktif bir inanç olmaksızın içi boş kelimelerden öte bir anlam ifade etmezler. Ya da en fazla ölü anlamlar olarak nitelendirilebilirler. Bize hayat veren şey, insan kalbinden parlayan imanın sıcaklığıdır. Başkaları, ışık saçan bir kalpten değil de, soğuk bir zihinden doğan ilkelere ve etkilere asla iman etmezler. Önce sen kendi düşüncene inan. Sımsıcak bir akide derecesinde iman et. Ancak o zaman başkaları da ona iman ederler. Aksi takdirde, ruh ve hayattan yoksun, içi boş lafzı kalıplar olarak kalacaklardır insan ruhunun üzerine bir giysi gibi oturmayan, yeryüzünde beşer suretinde hareket eden bir canlı organizmaya dönüşmeyen bir düşüncede, hayat olmaz. Aynı şekilde bu bağlamda, kalbini sıcak ve samimi bir şekilde bağlandığı bir akideyle onarmayan bir şahsın da varlığı söz konusu değildir. Kişi ile düşünceyi birbirinden ayırmak, ruh ve bedeni veya anlam ile lafzı birbirinden ayırmak gibi, kimi zaman imkansız, kimi zaman da çözülme ve yok oluşu beraberinde getiren bir harekettir. Yaşayan bir düşünce insan kalbini besler. Fakat bu kutsal gıdadan tatmayan fikirler ölü doğmuşlardır ve insanlığı bir karış bile ileriye doğru sevk etmemişlerdir. 13. mektup. Aşağılık bir yöntem kullanarak şerefli bir hedefe ulaşmamız nasıl mümkün olabilir tasavvur edemiyorum. Şerefli bir hedef ancak şerefli bir kalpte yaşayabilir. Böyle bir kalp aşağılık bir yöntemin kullanılmasına nasıl katlanabilir? Daha doğrusu böyle bir kalp bu türden bir yöntemin kullanılmasını ilham eder mi? Karşı kıyıya geçmek için bataklık yolunu izlediğimiz zaman karşıya üstü başı çamur içinde varmamız kaçınılmazdır. Çamur ayaklarımıza bulaşacak ve bu ayakların bastığı yerlerde izleri kalacaktır. Aynı durum gayrimeşru aşağılık bir yöntem kullanmamız halinde de geçerlidir. Kir, ruhlarımıza sinecek, bu ruhlar üzerimizde izi belli olacak, ulaştığımız hedefe de yansımış olacaktır. Ruh açısından araç amacın bir parçasıdır. Ruhun dünyasında bu farklılıklar ve kategoriler yoktur. İnsan şuuru birdir. Şerefli bir amaç algıladığı zaman buna varmak için aşağılık bir araç kullanmaya tahammül edemez.'' Daha doğrusu doğası gereği bu tür bir yöntemi kullanmaya yönelmez. Amaca ulaşmak için her yol mubahtır. İşte batının büyük hikmeti. Çünkü batı zihniyle yaşar. Zihinde de araçlar ve amaçlar arasında farklılıklar öngörmek, kategorik yaklaşmak esastır. 14. Mektup Bizzat yaşadığım deneyimlerden biliyorum. Başkalarının yüreklerine teselli veya memnuniyet, güven ya da umut, yahut sevinç duygusunu yerleştirebildiğimiz zamanlarda duyduğumuz o şeffaf, o latif manevi haza denk bir coşku yoktur hayatta. Akıl almaz semavi bir lezzettir bu ve şu dünya ile bir ilgisi yoktur. Semavi unsurların şu doğamızda makes bulmasından ibarettir bu. Bunun için dışarıdan gelecek bir ödüle ihtiyaç yoktur. Bunun ödülü kendi içindedir. Bir mesele daha var. Bazı insanlar bunu da aynı kategoride ele alırlar. Oysa bu konuyla hiçbir ilgisi yoktur. Kişinin yaptığı iyiliğin başkaları tarafından itiraf edilmesi meselesi. Kişinin yaptığı iyiliğin başkaları tarafından itiraf edilmiş olmasının özünde bir güzellik taşıdığını inkar etmeye çalışıyor değilim. Bağışta bulunan kimselerin yaptıkları iyiliğin itiraf edildiğini gördüklerinde büyük bir sevinç duyduklarını da inkar etmiyorum. Burada söz konusu olan şey yapılan iyiliğin karşı tarafın yüreğinde makez bulduğuna ilişkin zahiri ve kısa vadeli bir semistir. Ama benim sözüne ettiğim hazın değeri bambaşkadır. Başkalarının yüreğine teselli ve memnuniyet, güven ya da umut yahut sevinç duygularını yerleştirdiğimiz zaman hissettiğimiz sevinç, biraz önce sözüne ettiğim iyiliğin itiraf edilmesinden duyulan coşkudan ayrı bir şeydir. Onunla mukayese edilemez. O sırada duyduğumuz coşku, andır, halistir, bizim kendi yüreklerimizden kaynaklanır. Özümüzün dışındaki herhangi bir unsurun etkisi söz konusu olmaksızın doğrudan bizim içimizde gelişir. Bu duygu ödülünü eksiksiz bir şekilde taşır. Çünkü ödülü kendisinin içinde gizlidir. 15. Mektup Şimdi gelse ölüm artık beni korkutmaz. Şu hayattan çok şey aldım ben çünkü. Aldım derken verdim demek istiyorum.'' bazen almak ile vermeyi ayırt etmek güç olur. Çünkü her ikisi de ruh dünyasında aynı anlama gelir. Dolayısıyla verdiğim her seferinde aldım. Herhangi bir kimseye bir şey verdiğimi söylemek istemiyorum. Verdiğim şeyin kendisini aldığımı anlatmak istiyorum. Çünkü bir şey verdiğim zaman duyduğum sevinç, bir şeyler alanların duydukları sevinçten aşağı değildir. Şimdi gelse ölüm artık beni korkutmaz. Çünkü elimden geldiği kadarıyla çok şey yaptım.'' Daha uzun yaşasam yapmak istediğim şeyler var elbette. Ama bunu yapamazsam hasret kalbimi yiyip bitirmeyecek. Başkaları benim yapmadıklarımı yapacaklardır. Eğer devamlılığı hak ediyorlarsa ölmeyeceklerdir. Bu yüzden şu varlık alemini gözeten ilahi inayetin yapıcı değerler manzumesi olan bir fikrin ölmesine izin vermeyeceğinden eminim. Şimdi gelse ölüm artık beni korkutmaz. Çünkü elimden geldiğince iyi olmaya çalıştım. Hatalarımdan, yanlışlıklarımdan ise pişmanlık duyuyorum. Bu hususta durumumu Allah'a havale ediyorum. Onun rahmetini ve affını umuyorum. Cezasından ise tedirginlik duymuyorum. Çünkü bunun hak ve adil bir ceza olacağından eminim. İster hayır, ister şer olsun, yapıp ettiklerimin sorumluluğunu üstlenmeye kendimi hazırladım. Bu yüzden hesap günü hatalarımın cezasını çekmek beni üzmeyecektir. Bugünkü okuyuşumuzun sonuna geldik. Rabbimiz, sensin yücelten, sensin alçaltan. Bizleri dininin nuru ile yücelt. Sensin hidayet veren, bizlere hidayet et ve sıratı müstakiminde tut. Sensin temizleyip arındıran ruhumuzu, kalbimizi, aklımızı ve bedenimizi arındır. Sensin her şeye gücü yeten, bizlere İslam bayrağı altında yaşamayı nasip et. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve Ali alihi sahbihi ecmain. Amin. Allah emanet olun. Selamun Aleyküm.